Radyo Kitaplığı. Hazırlayan ve sunan Doktor Necdet Subaşı. Merhaba değerli dinleyiciler. Radyo Kitaplığı'nda bugün bir İslam Peygamberi Hazreti İsa başlıklı kitabı değerlendireceğiz. Kitap Muhammed Ataurrahim tarafından yazılmış ve Kürşat Demirci tarafından da Türkçe'ye çevrilmiş. Literatürde Hristiyanlığın peygamberi olarak tanımlanan ve pek çok Hristiyan için oldukça merkezi bir pozisyona, merkezi bir role sahip olan Hazreti İsa, biz Müslümanlar için her şeyden önce vahye muhatap olmuş ve vahyin taşıyıcılığını yapmış bir peygamberdir. Hazreti İsa'nın Kur'an'da ve sünnette anlatılan değerini, Kur'an ve sünnette biçimlenen çerçevesini ne yazık ki Hristiyan ilahiyatının ortaya koyduğu İsa profilinde göremiyoruz. Çok farklı nedenlerle, gelişmelerle, belki de akademik ve entelektüel tartışmalarla, teolojik tartışmalarla Hz. İsa'nın Kur'an-ı Kerim'de tavsif edilen rolü, özellikleri, nitelikleri ne yazık ki bir hayli çarpıtılmış, bir hayli tahrif edilmiş durumdadır. Bugün kaç İsa vardır sorusuna cevap vermek gerçekten güçtür. İslam'ın bize yansıttığı, öğrettiği Hz. İsa imajı, imgesi, profili, bir peygamber olarak Hz. İsa, acaba Hristiyan dünyanın zihin dünyasında, Hristiyan dünyanın evreninde nasıl değerlendirilmektedir? Bir Yahudi için Hz. İsa neyi ifade etmektedir? Aynı soruyu bir Hristiyan için sorduğumuzda alacağımız cevap ne şekildedir? Ve kuşkusuz muhatabımız Müslümanlar olduğu takdirde Hz. İsa hakkında ne söylenebilir? Muhammed Ataurrahim, Hz. İsa'yı bir İslam peygamberi olarak tanımlamakta ve Kur'an'da anlatıldığı, sünnette değerlendirildiği biçimi koruyarak bize tahriflerden, abartılardan, yükleme bilgilerden azade bir İsa profili çizmektedir. Hz. İsa bizim de peygamberimizdir, ancak tek bir şartla onun peygamber olarak algılanmasını sağlayan şey Kur'an'da ifade edilen, Kur'an'da tanımlanan, işaretlenen, çerçevelenen özellikleridir. Ne yazık ki peygamber algılarının mitolojiye yansıyan bölümleri var, bilim tarafından değerlendirilen boyutları var ve her ikisi elinde bazen peygamber kendi taşıdığı otantik özelliklerini, kendi taşıdığı manevi kimliği önemli ölçüde kaybetmektedir. Bilimin elinde Hz. İsa nasıl bir profile dönüşmüştür? Hristiyan ilahiyatının ürettiği Hz. İsa algısı bugün ne ölçüde rasyoneldir ve ne ölçüde kabul edilebilir bir pozisyondadır? Efsanelere, mitolojilere konu edilmiş bir peygamber tasavvuru, bütün bu tasavvurlardan ayıklanarak nasıl gerçeklikle oluşturulabilir? Modern tecrübenin mucizelerle ilgili sorunlu ilişkisi Hz. İsa söz konusu olduğunda nasıl ortaya çıkmaktadır? Dünyaya gelişi birlikte tamamen mucizevi bir ortamın ürünü olarak karşımıza çıkan Hz. İsa'yı, hem doğumu hem de vefatıyla ilgili tartışmaları dinin, bilimin ve tabii ki mitolojinin izini takip ederek değerlendirdiğimizde birbirinden farklı İsa'larla, farklı tipolojilerle karşılaşacağımız açıktır. Muhammed Ataurrahim bize Hz. İsa'yı bir tevhid peygamberi olarak takdim etmektedir. Onun Kur'an'daki yeri, nübüvvetini tevhidin bir parçası olarak değerlendiren ve Allah'tan aldığı vahyi insanlara bir sorumluluk içerisinde aktarmaya çalışan ve sonuçta peygamberler arasında ayrım yapmayan Müslüman gelenek açısından gerçek ve sahih bir peygamber olarak takdim edilmektedir. Bugün diyalog edebiyatı içerisinde ciddi anlamda hasar gören Hz. İsa algısı yeniden onarılmayı ve bu algının gerçeklikle buluşturularak yeniden tasvir edilmesi gerekmektedir. Kur'an'ın anlattığı İsa, hadislerin anlattığı İsa, bir İslam peygamberi olarak Hz. İsa'yı dini geleneğimizin bir parçası olarak ortaya koymakta ve teslis doktriniyle birlikte paramparça bir pozisyona sokulan bir peygamber imajının nasıl düzeltilebileceği konusunda bize yol gösterici detaylar sunmaktadır. İyi günler diliyorum efendim. Radyo Kitaplığı. Hazırlayan ve sunan Doktor Necdet Subaşı.